sizlere DJI Mini 3 Pro ile çektiğim güzel görüntülerle baş başa bırakmak istedim. Merhabalar, DJI Mini 3 Pro ile karşınızdayım. Yine sizlere detaylı bir inceleme videosu hazırlamaya çalıştım. Lafı hiç uzatmadan, hemen başlayalım. DJI Mini 3 Pro'yu 3 farklı seçenekle satın alabiliyorsunuz. Bu seçeneklerden ilki sadece DJI Mini 3 Pro'nun kendisini satın almak. İkinci seçeneğimiz ise DJI Mini 3 Pro'yu standart kumandasıyla satın almak. Ve üçüncü seçenek ise DJI Mini 3 Pro ile bugün sizlere anlatacağım RC kumandasını beraber satın alabilirsiniz. Kutu içeriğine baktığımızda... DJI Mini 3 Pro'muz Kendinden ekranlı RC kumandamız. Birkaç kağıt parçası. iki çift yedek pervanemiz. Pervanelerimizin montajını yapmak için tornavidamız. Drone'umuzu ve kumandamızı şarj edebileceğimiz Type-C kablomuz bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi sizlere dürüst yorumlarla olabildiğince detaylı videolar hazırlamaya çalışıyorum. Yine bu detaylı videoyu da hazırlarken DJI Mini 3 Pro ile çok fazla zaman geçirdiğimi söyleyebilirim geçirdiğim bu zaman içerisinde DJI Mini 3 Pro'mu bir defa düşürdüğümü de belirtmek istiyorum. Şimdi göreceğiniz detaylı görsellerde DJI Mini 3 Pro'nun bazı ufak tefek çizikleri ve hataları olabilir. DJI Mini 3 Pro'nun 40 metreden düşme videosunu da açıklamalara ekledim. Bu deneyimi de benimle paylaşmak isterseniz açıklamalardan bu videoya ulaşabilirsiniz. Şimdi şöyle DJI Mini 3 Pro'nuzu elimize alalım ve fiziksel tarafıyla bir başlayalım isterseniz. Neredeyse bir avuç diyebileceğim oldukça küçük bir yapıda geliyor ve inanılmaz derecede hafif olduğunu söyleyebilirim. Dronumuz standart bataryasıyla 249 gram ağırlığında. Hafifliği ve küçüklüğü sizi yanıltmasın. Bu hafiflik ve küçüklüğe rağmen yaklaşık 40 metreden düşmüş ve kurtarılmış halini görebiliyorsunuz. Bu yeni dronumuz katlanabilen bir yapıyla geliyor. Bu yapı küçük ve hafif dronumuzu daha taşınabilir hale getiriyor. Duranımızın şarj seviyesini görebileceğimiz ve açıp kapayabileceğimiz butonumuzu hemen üst tarafta görebilirsiniz. DJI logosu ve butonumuzun hemen yan tarafında havalandırma kanalları dikkatinizi çekecektir. Hemen bu noktada deneyimlerimle işin içine biraz girmek istiyorum. Bu dronun içerisinde soğutma için herhangi bir fan bulunmuyor. Dolayısıyla bu havalandırma kanalları dronunuz sabit dururken çok da fazla işe yaramıyor. Yani dronunuz yerde sabit dururken inanılmaz derecede ısınıyor ve bu ısı sonucunda dronunuz kendini kapatıyor. Yazılım tarafında da tekrar değineceğim şeyi hemen başta da söyleyeyim. Yazılımı güncellerken bu söylediğim olay gerçekleşecek. Bu yüzden bir fanın önünde drone'unuzu güncellemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hemen yine üst tarafta arkaya doğru bakan iki tane sensörümüzü görebilirsiniz. Bu sensörler arkadaki objeyi algılayarak bu objeden kaçınmasını sağlıyor. Benim biraz da kurbağaya benzettiğim drone'umuzun şu ön tarafında iki tane göz gibi duran sensörümüzü görebilirsiniz. Bu sensörlerde öndeki engeli algılayarak bu engelden kaçılmasını sağlayabiliyor. Altını çevirdiğimizde size bahsettiğim gibi dronumuzun standart bataryasıyla 249 gram ağırlığında geldiğini burada da okuyabiliyorsunuz. Şimdi dronumuzun arkasını çevirdiğimizde micro SD hafıza kartımızı ve Type-C şarj girişimizi görebilirsiniz. Şarj noktasında standart bir Type-C kablo ve şarj aletiyle DJI Mini 3 Pro dronunuzu şarj edebilirsiniz. Micro SD ve hafıza kartı tarafında biraz detaylara girmek istiyorum. DJI Mini 3 Pro'muz 1.2 GB'lık bir hafıza ile gelmekte. Yani bu ne demek derseniz bir Micro SD kart kullanmazsanız 1.2 GB'lık kendi hafızasını kullanarak kayıt yapabilirsiniz. Ama hemen hatırlatmak istiyorum. Yüksek çözünürlüklü videolar için çok da büyük bir kapasite değil tabii ki. 4K 60 FPS'lik bir video çekmek isterseniz bu 1.2 GB yaklaşık 1 dakikalık bir video kaydetmenizi sağlayabilir. Bunun için mutlaka bir SD kart kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada DJI'nin tavsiye ettiği SD kartların listesini de açıklamalara link olarak ekliyorum. Genelleyecek olursam kartınızın üzerinde V30 yazmalı diyebilirim. Bu arada kapasitesinden bahsetmişken 512 GB'lık maksimum bir micro SD kart desteğinin de olduğunu belirtmek istiyorum. Şöyle ön taraftan baktığımızda kanadımızda Mini 3 Pro yazısını görebilirsiniz. Ön tarafta tabii ki asıl gurur duyulacak kameramız ve gimbalımız yer alıyor. Gimbalın sabit durması için ilk aldığınızda arkasında bir sünger bulunuyor. Bu süngeri yine sabit tutabilmek için ben tekrar buraya yerleştirdim. Bu arada hemen şu kapakla ilgili de birkaç yorum yapmak istiyorum. Bunu basit ama olumsuz bir yorum olarak düşünebilirsiniz. Bu duranı aldığınızda bu kapağı takarken bazen sizi çok sinir edeceğini söyleyeyim. Alışana kadar gerçekten yüksek bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Kapağı takmaya çalıştığınızda kameraya takılıp kameranın yönü değiştiği için tam olarak oturtamıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi şu kapağı takmak bazen inanılmaz bir çileye dönüşüyor. İçinden çıkan süngeri kullanarak bunu tekrar sabitlerseniz başka bir şey yapmanıza gerek yok. Aslında işin tüyosu sadece kameranın doğrudan size bakıyor olması. Kamera doğrudan size bakıyor durumdayken rahatlıkla takabiliyorsunuz. Ama bu süngeriniz yoksa bunu takmak biraz marifet istiyor. Şöyle kameramıza yakından bakalım isterseniz. Bu kameramızla 48 megapiksel fotoğraflar çekebilirsiniz. Video tarafına baktığımızda 4K, 2.7K ve Full HD videoları 25, 30, 48 50 ve 60 FPS'te çekebiliyorsunuz. Drone'umuzun ağır çekim modunun da mevcut olduğunu söylemek istiyorum. Ağır çekim modunda ise Full HD görüntüyü 120 FPS ile kaydedebiliyorsunuz. Drone'umuz HDR kaydı da destekliyor. HDR kaydı sadece 24, 25 ve 30 FPS'te yaptığını belirtmek istiyorum. Kameramızla dijital zoom da yapabiliyorsunuz. 4K bir görüntü çekerken 2x dijital zoom yapabildiğiniz gibi 2.7K'da 3x ve Full HD görüntülerde de 4x dijital zoom yapabiliyorsunuz. Kameramızdan bahsetmişken DJI Mini 3 Pro ile dikey çekim modunda da çekim yapabileceğinizi söylemek istiyorum. Kameramız standart şekilde kullanılabildiği gibi kolayca değiştirilebilen farklı filtrelerle de kullanılabiliyor şöyle biraz motorunu yakından göstermek istiyorum. Gerçekten inanılmaz küçük ve aslında şöyle detaylı bir şekilde baktığınızda da inanılmaz uyduruk gözüküyor. Ama tabii ki öyle değil. Alt tarafında iki tane kızılötesi sensörümüzü ve iki tane de kamera sensörümüzü görebilirsiniz. Bu sensörlerle altındaki engellerden kaçınmayı ve iniş güvenliğini bizlere sunuyor. Bu arada bataryasını çıkarmamız için şuradaki iki tane mandala kenarlarından basıyoruz ve çekiyoruz. Bu batarya yaklaşık 34 dakika uçuş süresi sunuyor. Akıllı uçuş bataryası plus olarak geçen diğer bataryası da yaklaşık 47 dakikalık bize bir uçuş süresi sağlıyor. Yine bir beğenmediğim özellik DJI Mini 3 Pro'nun tanıtım videolarında da gördüğünüz bu drone'u katladığınızda cebinizde istediğiniz yere götürebileceğiniz gibi bir algı var. Aslına bakarsanız evet katladığınızda gerçekten küçük ve hafif olan drone'umuz aslında bu kadar konforlu bir taşımada sizlere sunmuyor. Yani bu drone'u cebinizde taşımaya kalkarsanız bu pervaneleri kırabilirsiniz. Pervaneleri bu şekle getirirseniz pervaneleriniz sıkışacaktır. Ama yine de pervanelerinizin açılmasına ve bir yerlere takılmasına engel olmayacaktır. Bu yüzden dronumuzu taşırken bir paket lastiğine veya şu benim kullandığım şeye ihtiyacınız bulunuyor. gelelim kumanda tarafına. Yine videonun başında söylediğim gibi RC kumanda ve RC N1 dediğimiz standart kumandayla bu durumu satın alabiliyorsunuz. Bu kumanda konusunda olabildiğince olumsuz yorumu internetten okuyabilirsiniz veya YouTube videolarında izleyebilirsiniz. Ben de bugüne kadar yaşadığım deneyimlerle kendi yorumlarımı sizlere aktarıyor olacağım. Özellikle mesafe tarafında bu kumandanın eleştirildiğini hemen söylemek istiyorum. Mesafesiyle ilgili kağıt üzerinde yazan veriyi de söylemek istiyorum. Bu kumandayla 1080 1080p 30 fps'teki HD bir görüntüyü tam 12 kilometre uzaklıktan alabilirsiniz. Benim yaptığım mesafe testini de görebilirsiniz. zayıf. Aslında bakın şu anda 1000 metredeyim ve sinyal zayıf uyarısı verdi. Şimdi Peki sinyal gerçekten zayıf mı? Biraz geri geleceğim. Şimdi 2.4 GHz'e çektim. Şimdi devam ediyorum. Şu anda sinyal gücümüz gayet iyi durumda. maksimum uçuş mesafesine ulaşıldı diye bir uyarı verdi. Şimdi uçuş mesafesini hemen arttıralım. Devam ediyorum. burada bayağı bir sinyal seviyesi azaldı. Hatta görüntüm bozuldu şu anda. Görüyorsunuz sinyal seviyesi iki kademede. Bulunduğunuz alanın özellikleri sinyal seviyesini çok değiştiriyor. Aslında ben olabildiğince açık bir alandayım ama tabii farklı şeyler de sinyal seviyesini bozuyor olabilir. Bu mesafeden sonra devam da edilebilir ama gördüğünüz gibi görüntü bozulmaya başladı. Şu an 2249 metredeyiz. Yani bu noktadan sonra 12 kilometre gider iddiası benim bulunduğum bu noktada biraz yanlış. Ama 2 kilometre gider iddiası çok rahat diyebilirim. 2 kilometre size yetmez mi? Bana yeter bu kumandanın mesafesi benim için olabildiğince yeterli olduğunu hemen söyleyeyim. Kumandamıza gelin beraber yakından bakalım. Öncelikle kumandamızın tam model ismini söylemek istiyorum. Çünkü gelecekte bu kumandayı geliştireceklerine eminim. Bu kumandanın tam model ismi RM330. Kumandamızın üzerinde 5.5 inçlik dokunmatik bir ekran bulunuyor. İçerisinde ne yazılım var derseniz bildiğiniz Android ve Android'in üzerinde koşan da DJ'in kendi uygulaması. Uçuş modlarını değiştirebileceğimiz anahtarı hemen kumandamızın üst tarafında ortada görebilirsiniz. Bu anahtar sayesinde normal mod, spor mod ve sine mod olarak uç modlarımızı ayarlayabiliyoruz. Hemen yan tarafında batarya seviyesini göstermek ve kumandamızı açma kapama yapmak için kullandığımız butonu görebileceğiniz gibi diğer tarafında ise dronumuza eve dön komutunu verebileceğimiz veya acil durumlarda olduğu yerde dronumuzun donup kalmasını sağlayabileceğimiz butonumuzu görebilirsiniz. İki tane çok yönlü joystickimiz de hemen üst tarafta yer alıyor. Bu iki kumanda çubuğunun sökülebildiğini ve arka tarafındaki alana takılarak muhafaza edilebildiğini söylemek istiyorum. Ön tarafına baktığımızda kamera kaydını başlatmak için butonumuzu sol tarafta ve fotoğraf çekebilmek için butonumuzu da sağ tarafta görebilirsiniz. Kumandamızın anteni içerisinde ve tam şu ön tarafında bulunuyor. Görüntü aktarım hızında ve mesafe konusunda kumandanızın bu ön tarafını drone'unuza doğru çevirmeniz size avantaj sağlayacaktır. Hemen şu alt kısımda iki tane ayar düğmesini görebilirsiniz. Bunlardan soldaki düğme kameramızın açısını değiştirerek aşağıya ve yukarıya bakmamızı sağlıyor. Sadece düğmeyi kullanarak ise kameramızla bahsettiğim gibi dijital zoom yapabiliyoruz. Kumandamızın altında ise işlevlerini değiştirebileceğimiz iki tane butonumuz bulunuyor. Kutuyu iyi kaçtığınızda örneğin bu butonlardan biri kamerayı dikey veya yatay moduna çevirmenizi sağlayacak şekilde programlanmış olarak geliyor. Kumandamızın dahi bir hoparlörle geldiğini de bu noktada hemen söylemek istiyorum. Bu yüzüne baktığınızda ise hemen Type-C şarj girişini görebiliyoruz. Buradaki küçük kapağı açtığımda kumandamızdaki görüntüleri kaydedebileceğimiz mikro SD kart yuvasını hemen yanında da servis bağlantı noktasında görebilirsiniz. DJI mikrofonunu DJI RC kumandaya taktığımızda gördüğünüz gibi yukarıda şöyle bir amblem çıkıyor. Bu da mikrofonumuzu DJI kumandamız tanıdı demektir. Şu anda sesimi zaten DJI'nin ekran kaydından duyuyorsunuz. DJI kumandanın ekran kaydını alırken şu anda DJI'nin mikrofonuyla konuşuyorum. Söylediğim gibi dronumuz yerde sabit durduğu için çabuk ısınacak ve bir süre sonra kapanacaktır. Bu yüzden bu kısımlarda biraz acele etmemiz gerekiyor. Öncelikle az önce gördüğünüz gibi dronumuzu ve kumandanımızı çalıştırdık. Şu anda aktif bir pozisyondayız. Uçuşa hazır durumda sayılırız. Neden sayılırız diyorum. GPS sinyalleriyle ve şöyle kumandamızın üzerindeki ibarelerle bir başlayalım. Şimdi GPS sinyali ne derseniz bu dronumuzun ve diğer dronların konumunu adam gibi biliyor olması ve düzgün bir şekilde havada kalması için GPS koordinatlarını ihtiyacımız var bunun içinde olabildiğince fazla GPS uydusunu görüyor olması lazım şu anda kaydı kapalı alanda yaptığım için gördüğünüz gibi koordinatları alamıyor hiç uydu bulamadığını ve GPS sinyalinin zayıf olduğunu buraya tıklayarak görebiliyorsunuz. Hemen şimdi ekranda görebileceğiniz gibi dış ortamda bu kısımda 12, 13 bazen 20 tane uyduyu yakaladığını görebiliyoruz. Hemen yan tarafında da bolca konuşacağımız sensör durumunu gösteren simgemiz bulunuyor. Bazı uçuş modlarında DJI'ın bir objeye çarpmaması veya çevresinden dolaşması için yani dronumuzun güvenliği için kullandığı sensörler bazı uçuş modlarında Devre dışı kalıyor. Bu sensörlerin devre dışı olup olmadığını tam bu noktadan yani sensör simgesinden görebiliyorsunuz. Hemen yan tarafında DJI'ın kumandasıyla drone arasındaki sinyal gücünü görebiliyorsunuz. Şu anda sinyal gücünün çok iyi seviyede olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir mesafeye geçtiğinde çevrede parazit olduğunda veya bolca engelin olduğu bir alanda bu sinyalin düştüğünü ve tabi beraberinde buradaki görüntünün donmalar yaptığını veya görüntü kalitesinin düştüğünü göreceksiniz. Hemen yan tarafında kalan uçuş sürenizi görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi drone'umuzun dikkatli uçurun GPS yok uyarısıyla beraber birçok uyarıyı yine şu sol taraftaki yerde görebilirsiniz. Hemen onun sol tarafında uçuş modunu şu anda ne olduğunu görebileceğiniz bir yazı bulunuyor. Uçuş modu ne derseniz fiziksel tanıtımda gösterdiğim gibi 3 tane uçuş modumuz vardı. Bunlardan biri spor mod, diğeri normal mod ve bir diğeri de sine moddu. Bu modlarla ilgili yine detaylı bilgiyi birazdan size veriyor olacağım. Bu arada hemen şu noktada sizlere bir bilgi vereyim. Cihazımızı her kapatıp açtığımızda buradaki anahtarımızın konumu ne olursa olsun drone'umuz kendini normal moda alıyor olacaktır. Yani burası sinemotta kaldı. Drone'umuzu kapattınız ve tekrar başlattığınızda bu anahtar sine modda olmasına rağmen drone'unuz normal modda olacaktır. Dediğim gibi sistem aslında bir Android üzerinde koşan DJI uygulaması ile çalışıyor. Bu oka bastığınızda DJI uygulamasının ana sayfasına geleceksiniz. DJI uygulamasının ana sayfasından tekrar go fly dediğinizde de DJI drone'umuza bağlayarak uçuşumuza başlayabiliyoruz. Hemen şurada bir buton göreceksiniz. Bu oto kalkış butonu yine bu butonun havadayken oto iniş versiyonu da çıkacaktır. Bu butona bastığınızda ve şuradaki yuvarlak düğmeye belli bir süre bastığında dronumuz otomatik olarak kalkacaktır ve dronumuz 1.2 metre itfaya otomatik olarak yükselecektir. Hemen sol alt tarafta haritamızı görebilirsiniz. Haritanızın üzerine bastığımızda haritanın büyütülmüş versiyonunu görebilirsiniz. Tekrar kameranın olduğu yere bastığında da eski ekrana dönebilirim. Buradaki harita detayını isterseniz hemen şu sağ tarafındaki küçük butona basarak değiştirebilirsiniz. Veya dilerseniz buradaki oka basarak tamamen küçültüp gizleyebilirsiniz alt kısımda drone'umuzun kaç metre yükseklikte olduğunu ve hemen onun üstünde ise drone'umuzun kaç metre bölü saniye hızla yükselip alçaldığını görebiliriz. Benzer şekilde yan taraftaki mesafe durumu da bu arada size bahsettiğim otomatik kapanmayı şu anda görüyorsunuz. Isındığı için cihazımız kapanacaktır. Hemen lafımı tamamlayıp bir sonraki bölümde devam edeceğim. Alt tarafta ne kadar uzaklıkta olduğunu görebileceğiniz gibi. Üst kısımda da tel olarak drone'umuzun kaç metre bölü saniye hızla ilerlediğini buradan görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi drone'umuz belli bir ısıya geldiği için kendini kapattı. Şu anda kumandayla olan bağlantısı koptu. Drone'un şu havalandırma kanallarına dokunduğumda elimin gerçekten yandığını söyleyebilirim. Şimdi drone'un soğumasını bekliyorum ve diğer bölümle devam ediyorum. Sağ alt tarafında ise depolama tarafını görebiliyoruz. Depolama kısmına tıkladığımızda hafıza kartının 119 GB olduğunu ve yaklaşık 114 GB kullanılabilir şekilde bizi beklediğini görebiliyoruz. Aynı şekilde kendi dahili hafızasından ise 1.2 GB'lık bir yerin kaldığını bize gösteriyor kayıt yapacağınız hafıza birimini buranın üzerine tıklayarak değiştirebilirsiniz. Bir yanında da çekim bilgilerini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kameramız 1080p ve 30 fps'te çekim yapacak şekilde ayarlanmış durumda. İsterseniz şöyle sürükleyerek 4K 30 fps veya dediğim gibi 4K 60 FPS'e kadar çekim parametrelerini değiştirebilirsiniz. Buradan pozlama ayarını değiştirebiliyorsunuz. Yani görüntüyü daha aydınlık veya daha karanlık şekilde getirebiliyorsunuz. Aynı cep telefonlarında olduğu gibi şöyle ekrana tıklarsanız belli bir noktaya kameranız odaklanabiliyor. Eğer ekrana basılı tutarsanız da pozlamayı kilitleyebiliyorsunuz. Yine cep telefonlarında olduğu gibi Yan tarafına basılı tutup aşağıya veya yukarıya sürükleyerek de yine pozlama ayarlarını değiştirebiliyorum. Bu arada ekranda gördüğünüz şu beyaz çizgilerden birazdan bahsedeceğim. Aşırı pozlama uyarısı onlar. Menüden bunu açabiliyorsunuz. Ben şu anda aktif ettiğim için bana gösteriyor. Yani çekim esnasında eğer böyle bir şey görürsem bu noktalarda görüntünün aşırı parlak olduğu için çirkin bir görüntü yakaladığını bize ifade ediyor. Yani bizi uyarıyor. Güzel bir şey olduğu için ben açık kullanıyorum. İsterseniz dediğim gibi menü kapatabilirsiniz. Birazdan gösteriyor olacağım. Pozlamanın yan tarafında ise kamera ayarlarının otomatik veya pro modunda değişmesini sağlayacağınız butonu görebilirsiniz. Buna tıkladığınızda kamerayı pro moduna alabilir. Birçok değeri bu profesyonel ayarlarda bulabilir. Kendinize göre bir ayar yapabilirsiniz. Belli bir profesyonellikten sonra bu modu kullanarak daha iyi görüntüler yakalayabilirsiniz. Benim işim kolay olsun. Otaya basayım çekeyim dediğiniz noktada da hiçbir sorunun olmadığını şimdiden söyleyeyim. Zaten görüntüleri videonun başında da seyrettiniz. O görüntüler 1080 30 fps ve otomatik modda çekilmiş görüntüler. Bunu da bu noktada belirtmek istiyorum. Üst tarafa geldiğimizde ise burada çekim ayarlarını görebilirsiniz. Dediğim gibi şuradaki kamerayı kayıt düğmesine basarak veya sağ taraftaki fotoğraf çekim düğmesine basarak. Bu arada bu düğme yine odaklama konusunda bize yardımcı oluyor. Bunu da söylemek istiyorum. Çekim düğmesine basarak kamerayı başlatabiliyorsunuz. Şöyle bastığım anda kamera kaydına başlayacaktır. Kamera kaydını bitirmek için yine üzerine tıklıyorum. Bu zaten standart bildiğiniz cep telefonu modu gibi kullanılıyor. Hemen alt tarafına bastığında kaydettiğim görüntüleri burada görebilirsiniz. Bu görüntüleri kumandanızdan izleyebileceğiniz gibi dilerseniz bu görüntüyü kumandanıza da kaydedebilirsiniz indirmeye bastığımda gördüğünüz gibi bize bir uyarı verdi. Belli bir hızla indirebileceğini söyledi. İsterseniz cep telefonunuza bu görüntüyü uygulamayı kullanarak indirebileceğinizi de belirtti. Şu anda dronumuz kamera kayıt modunda hazır bir şekilde bekliyor. İsterseniz buraya basarak bu modları değiştirebiliyorsunuz. Yani fotoğraf modunu alabiliyorsunuz. Örneğin fotoğraf modunu aldığımda tekli bir çekim. Size biraz önce bahsettiğim gibi 48 megapiksel fotoğrafları çekebilmeniz için bu modu alıyorsunuz. Çoklu çekimler yapabiliyorsunuz ve tıpkı cep telefonu gibi zamanlanmış çekim yapabiliyorsunuz. Video kısmına tekrar geliyorum. Video kısmında da normal modu görüyorsunuz zaten. Hemen şuraya tıkladığımızda ise ağır çekim moduna geçiyoruz. Ağır çekim modunu aldığınızda kameranız 1080p ve 120 fps ile kayıt yapabilir duruma geliyor. Yine master shot, quick shot, hızlı çekim, pano gibi birçok özelliğe buradan ulaşabiliyorsunuz. Detaylı bir video hazırlamaya çalışıyorum ama sizi de sıkmamak için çekim modlarını tek tek inceleyeceğimiz farklı bir videoyu da çektim. Bunu da yine açıklamalarda linkte bulabilirsiniz. Şimdi bu arada cihazımız ısıdan dolayı tekrar kapanmışken hemen size olabildiğince şu ara menüden de bahsetmek istiyorum. Bu arada bu ne derseniz şu anda tabii ki ekran kaydını alıyorum. Yani şu kumandanın ekran kaydını alıyorum ve sizlere daha net bir görüntü sunabiliyorum bu şekilde. Ekran kaydını nasıl alıyorsun derseniz hemen şuradan yukarıdan aşağıya sürdüğünüzde bildiğiniz Android'in kısa yolları. Android'de de iOS'ta da var biliyorsunuz. Kısa yolları çıkıyor. İşte kablosuz bağlantı, bluetooth, uçak modu, sesi kıs gibi buradan ayarları yapabiliyorsunuz. aynı şekilde şöyle ekranı kısıp azalttığınız gibi sesi kısıp arttırabiliyorsunuz. Buradan eğer ekranı kaydet butonuna basar da buradaki kumanda ekranını kaydedebiliyorum. Kayıt uyarısını biraz yukarıya aldıktan sonra şu menü içeriklerini biraz size anlatmak istiyorum. Şimdi bu menü içeriğinde ne var? Öncelikle güvenlik sekmesi bizim karşımıza çıkıyor. Burada 3 tane modunuz bulunuyor. Örneğin drone'unuzu hareket ettirdiniz ve drone'unuzun önüne bir engel geldi. Eğer bu engeli gördüğünde durmasını istiyorsanız break butonunu alıyorsunuz. Eğer bu engeli yanından sağından solundan aşmasını istiyorsanız bypass modunu alıyorsunuz veya hiçbir şey yapmasın, bodoslamadan dalsın istiyorsanız off modunu alıyorsunuz. Tabi bu en güvensiz mod oluyor. Dikkatli olmanız gerekiyor. Ama bazı durumlarda da özellikle aralarda, derelerde veya işte ben çekimlerimi yaparken yakından yaklaşmaya çalıştığımda bana engel yarattığı için bu sensörlerin kapatılması gerekiyor. <laughs> CGI'nin de sürekli her fırsatta tekrarladığı bir olay var. Yerel yasalar. Yani DJI drone'unuzu kullandığınız ülkeye göre yasalar değişebiliyor tabii ki. Maksimum irtifa dediği de yani cihazınızın maksimum erişebileceği yükseklikte bu yasalarda belirtiliyor. Cihazımızın maksimum irtifası 120 metreye ayarlı bir şekilde. Peki cihazınız maksimum ne kadar yüksekliğe çıkabiliyor derseniz yazılımının desteklediği yükselme mesafesi 500 metredir. Hemen belirteyim bu 500 metre metre deniz seviyesinden 500 metre değil sizin bulunduğunuz konumdan yani cihazın uçmaya başladığı noktadan 500 metre yukarıya akıllı uçuş bataryası ile uçarken Dronumuzun deniz seviyesinin üzerinde çalışabileceği maksimum irtifa 4000 metredir. Yani siz 4000 metre yukarıdayken 4000 metreden daha fazla yukarıya çıkarsanız bu DJ'in kitapçığında yapmamanız gereken bir şey olarak yazıyor. Ha çıkarsanız ne olur derseniz büyük ihtimalle basınç ve hava koşulları sebebiyle DJI drone'unuz uçmayabilir. Hatta uçarsa da düşebilir. Plus bataryayı kullanırsanız maksimum irtifanız 3000 metreye düşüyor. Altında maksimum mesafeyi göreceksiniz. Buradan kısıtlayarak sizden maksimum ne kadar uzağa gitmesi gerektiğini drone'unuza söyleyebiliyorsunuz. Hemen alt kısmında da oto RTH irtifası diye bir ibare görüyoruz. Bir ev noktasından bahsedeceğiz. Bu ev noktası sizin paranızı ve drone'unuzun hayatını kurtaracak bir nokta. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekir. Bir şekilde drone'unuzun kumandasıyla irtibasının kesilmesi durumunda drone'unuz otomatik olarak bu ev noktası noktasına dönecektir. Otomatik olarak bu ev noktasına dönerken de bir irtifa ayarlamanız gerekiyor. Bir anda bir sorun oldu. Ne yapıyor drone'umuz? Bulunduğu noktada duruyor önce bir. Bakıyor hala sinyal yok. O zaman yerden bir 20 metre yukarıya çıkayım diyor. Çünkü sahibim bana öyle söyledi diyor. Ve belirlediğiniz ev noktasına uslu uslu gelip konuyor. Şimdi ev noktasını iki konuma göre güncelleyebiliyorsunuz. İlk seçenek olarak cihazın konumuna göre güncelleyebiliyorsunuz. Bu ne demek? Cihazın uçmaya başladığı konum demek. İkinci seçenek olarak ev noktasını kumandanızın olduğu konuma göre güncelleyebiliyorsunuz. Bu ne demek? kumandanız neredeyse yani siz neredeyseniz oraya göre ev noktasını güncellemiş oluyorsunuz. Hemen aşağısında sensörleri görebilirsiniz. Bu sensörleri kalibre etmeniz gerekebilir. Eğer bir anormallik varsa zaten sizi uyaracaktır ve kalibre et dediğimizde de belli hareketlerle bu sensörlerimizi kalibre edebiliyoruz. Alt tarafında pil bilgilerini göreceksiniz, pilin seri numarası ve pilin döngü sayısını görebilirsiniz. Bu drone'unuz çok mu kullanılmış, az mı kullanılmışın cevabını insanlar bu pilin döngü sayısıyla öğrenebiliyorlar. Yani anlayacağınız ikinci el bir drone satın alacaksanız bu pilin döngü sayısı sizin için de önemli olmalı. Çevrim içi coğrafi ortam demek oluyor bu GEO. Bu İHA'ların yani insansız hava araçlarının kısıtlı hava sahalarında uçmasını önleyen global bir bilgi sistemidir istisnai durumlarda uçuşa izin vermek için kısıtlı alanların kilidi açılabilir. Bu kilidi açmak için işte buraya dokunarak bu noktalardaki kilidi kaldırabilirsiniz. Hemen altında drone'umu bulu göreceksiniz. Drone'umu bula bastığınızda harita üzerinde drone'unuzun nerede olduğunu görebilirsiniz. Açılan bu haritada far ve alarmı başlat dediğimde ışıklarını yakıp söndürerek ve garip sesler çıkartarak kendini bize belli etmeye çalışacaktır. Gelişmiş güvenlik ayarları kısmına geldiğimizde acil pervane durdur kısmına görebilirsiniz. Eğer kumandadaki şu iki kontrol kolunu bu şekilde çekmem halinde eğer motorlarımız duruyorsa çalışacak. Motorlarımız çalışırken hatta havadayken bu iki kolu yine aynı şekilde çekmem halinde motorlarımız aniden duracaktır. Aşağı çekiyorum. Bu arada drone'un sesini de dinletmek istedim. Drone şu anda boşta çalışıyor. Yani bıraktığımda havalanmayacak tabii ki. Diğer DJI modelleriyle karşılaştığında bu ses bana çok düşük geldi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi çalışan motorlarımızı durdurmak için Yine az önce söylediğim şeyi yapıyorum. Gimbal modunda iki tane mod göreceksiniz. Bunlardan biri takip modu. Takip modunu aktifleştirdiğinizde drone'umuz hareket ederken gimbal'ımız yatay olarak sabit kalacaktır. Kontrol noktasında uzaktan kumanda kısmına geliyor. Çubuk modunu görebiliyorsunuz. Çubuk modu ne derseniz burada mod 1, mod 2, mod 3 veya kendinize özel bir mod ayarlayabiliyorsunuz. Normalde mod 2 standart olarak geliyor. Ben de mod 2'ye alıştığım için mod 2 kullanıyorum hep. Mod 2'ye göre soldaki çubuğun sağa sola yukarıya aşağı hareket ettirmeniz halinde drone'unuzun nasıl davranması gerektiğini ve aynı şekilde sağ joystick'inde aynı hareketlerde nasıl davranması gerektiğini bu modlarla ayarlayabilirsiniz. Tuş özelleştirme size yine fiziksel tarafta bahsetmiştim. Kumandamızın hemen alt tarafında iki tane özelleştirilebilir buton bulunuyor. C1, C2 isminde. Şu anda C1 butonu gimbal'ı yeniden ortada aşağı yatır diye bir komuta ayarlı. Sağ kadran dediğim gibi varsayılan olarak yakınlaştırma ve uzaklaştırmaya ayarlı ama yine bunu da buradan değiştirebiliyorsunuz. Uçuş eğitimi kısmına geldiğinizde de drone'u nasıl uçuracağınızla ilgili temel bilgileri vererek video Drone'u yeni aldıysanız az tecrübeniz varsa drone'u nasıl uçuracağınızla alakalı bilgileri almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi depolama kısmına geldiğinizde isterseniz kayıt yerine dahili depolama veya SD kart şeklinde buraya basarak değiştirebilirsiniz. Bakın uzaktan kumandanın pil seviyesi düşük. Hemen şarj edin diye sizi uyarıyor. Powerbank ile uçuş esnasında da kumandanızı şarj edebilirsiniz. Böyle bir durumla karşılaşırsanız diye söylemiş olayım. Hakkında kısmına geldiğimizde kumandanızı hemen şöyle aşağıya çekip Wireless'e bağlayarak bu güncellemeleri internet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ve eğer bir güncelleme varsa tekrar söylüyorum mutlaka hemen indirip yüklemeniz gerekiyor. Bu güncellemeler gerçekten çok önemli. Bakın hemen yeni bir güncelleme buldu ve bu yeni güncellemeyi ben hemen indiriyor olacağım. Sonra yeni güncelleme üzerinden devam ediyor olacağız. Şu güncellemelerin neden önemli olduğu noktasına hemen bu güncellemeyi yaparken değineyim size. Yorumlarla beni düzeltebilirsiniz. Yanılıyor olabilirim ama ilk versiyonda mesela şöyle bir hata vardı. Drone'umuzu ileri yönde hareket ettirmek istediniz. Drone'unuz belli bir mesafede duruyor. Şimdi drone'unuzun bir defa sabit durması lazım. Ama ilk versiyonda drone'u ileriye hareket ettirdiğimizde drone'un irtifası değişebiliyordu. Bu kesinlikle bir yazılım hatası tabii ki. Bunu hemen diğer sürümle düzelttiler. Ama bir sonraki sürümde de geriye çektiğinizde yine irtifa değişiyordu. Yeni bir cihaz olduğu için yazılımdan dolayı birçok sorun yaşayabilirsiniz. Yine bu deneyimlerim esnasında da hatta size şimdi göstereceğim. Uçuş esnasında kumandam iki defa kilitlendi. Tamamen ekran devre dışı kalıyor. Hiçbir dokunma algılamıyor. Kumandanızın kontrollerini kaybetmiyorsunuz ama Dronunuz çok uzakta olduğu için dronunuzu göremiyorsunuz. Göremediğiniz için de tabii ki yani yaptığınız sağa sola gitme veya ileri geri gitmenin hiçbir manası kalmıyor. Orada tek seçeneğiniz eve dön butonuna basılı tutarak dronunuzun eve dönmesi için size doğru yaklaşmasını sağlamak. Bu iki kilitlenme olayında da ben sadece bekledim. iOS veya Android gibi hani şu uygulamayı yukarıya kaldırıp da böyle kapat sonra yeniden aç diyebilseydik güzel olacaktı. Böyle bir şey varsa da aslında bilmiyorum açıkçası. Eğer varsa siz de lütfen yorumlara yazarak beni aydınlatın. Keşke olsa belki yeni sürümüyle gelecek. Şu üstteki hani Android kısa yolları demiştim ya biraz daha bahsetmek istiyorum. Burada mesela size ilginç gelebilecek ki bana ilginç geldi. Şurada mobil veri diye bir buton göreceksiniz. İyi de yani buna SIM kart mı takılıyor diye sorarsanız eğer bunu biraz araştırdım. Buna SIM kart aparatı takılabiliyormuş. Şuradaki bağlantı noktasından bir SIM kart aparatı takılıyormuş ve İçerisine takacağınız sim kartla da mobil veriyi kullanarak cihazınızı internete bağlayabiliyor musunuz? Kullanıcı talimatları kısmına geldiğinizde kumandanızın özelliklerini nasıl kullanacağınızla alakalı çok güzel bir şey hazırlamışlar. Mesela bir önceki ekrana dönmek için soldan sürüklemeniz yeterli. Mesela size anlatmayı unuttuğum bir şeyden bahsediyor. Dronumuzun özelliklerini detaylı bir şekilde daha iyi anlayabilmeniz için öncelikle kumandanın üzerindeki tüm fonksiyonları sizlere anlatmak istedim. Bu sayede tüm detaylara eriştiniz diye düşünüyorum. Bu DJI inceleme videosunu şöyle özetleyerek kapatmak istiyorum. Genel olarak DJI Mini 3 Pro'dan oldukça memnun olduğumu söyleyebilirim. Malzemesi oldukça ince ama oldukça dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Katladıktan sonra pervanelerin böyle sağa sola sallanması taşıma zorluğu yapıyor. Bunu da söylemiştim. Nerede avucuma sığacak boyutlarda gelmesi inanılmaz güzel bir özellik. Belki de hafif olması için koymadılar ama içerisinde bir fan olmayışı işte sabit durduğunda ısınmasına ve dolayısıyla cihazın kapanmasına neden oluyor. Drone aldıysanız niye sabit tutuyoruz? Uçurmamız lazım diyebilirsiniz. İşte böyle videolar çekerken işte böyle sorunlar yaşıyoruz. Onun dışında tabii ki havadayken hiçbir sorun ısınma gibi hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Bu küçük canavarın küçük motorlarının kabiliyeti inanılmaz iyi. Kullanım kılavuzunda 10 metre bölü saniye saniye hızın arasındaki rüzgar hızlarında tehlikeye gireceğini ve drone'u uçurmamanız gerektiğini DJI bize söylüyor ki 10 metre bölü saniye gerçekten çok kuvvetli bir rüzgar diyebilirim. Hele ki bu hafiflik peki bir drone için. Rüzgar şiddetinden dolayı drone'umuzun hareket ettiğini gördüm. Birkaç defa bu başıma geldi. Yine böyle bir şeyin olmaması gerekir. Drone'umuz havada sabit kalması gerekir. Rüzgar bunu ittirse bile drone'un inişini ve kalkışını eliniz üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Gimbal performansına diyecek hiçbir şeyim yok. Standart DJI'nin güzel gimbal'larından biri. Rüzgarlı havalarda bazen görüntünün titrediğini gördüm. Kamera performansına geldiğimizde de bu boyuta ve bu hafifliğe göre bence kamerası çok 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 iyi. Batarya konusunda standart bataryanın beni tatmin ettiğini söyleyebilirim. Tabii ki uzun çekimlerde birden fazla bataryaya ihtiyacınız var. Eğer böyle uzun çekimler yapmak istiyorsanız mutlaka combo paketini almanız gerekiyor. Drone'un sizi takip edeceğini söyledik. Gerçekten takip için yapılmış bazı dronlar var piyasada. Bu dronlar gibi performanslı değil. Sizi veya bir objeyi görsel olarak takip edebiliyor. Bunun için olabildiğince sessiz, sakin bir alanda takip özelliğini kullanmanız gerekiyor. Şu kapak konusunda da olumsuz eleştirimi yapmıştım ve tekrar söylüyorum. Gimbal'ın koruma kapağını takma belli bir profesyonellik ve tecrübe gerektiriyor. Bu açıdan da beğenmediğimi tekrar söylemek istiyorum. Ve evet, söylediğim gibi aslında anlatacak çok daha fazla şey var. Yine sorularınızı sorarsanız yorumlar kısmında yanıtlamaya çalışacağım. Hatta sorularınıza göre bir ikinci bölüm çekerek farklı videolarda yaratıp sizleri bilgilendirmeye çalışacağıma emin olabilirsiniz. Umarım Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenileriniz, yorumlarınız ve kanalımı takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.